Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla basın toplantısında konuşuyor. İzleyelim. Bu yorumunuzu biraz aşmanızı rica edeceğim. Tam olarak neyi kastettiniz? Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı'nın aynı karede olması nasıl bir meydan okuma olarak nitelendirilebilir? Sayın Çavuşoğlu, Sayın Bakan, size de eğer arzu ederseniz aynı soruyu yöneltmek isterim. Bu zor dönemlerde yapılan görüşmeler son derece önemli ve NATO ittifakında da tabii ki herkes sürekli aynı kişilerle konuşamaz. Farklı rollerimizle, konumlarımızla farklı görüşmeler sürdürmekteyiz. Yani tekrarlamak istiyorum. Türkiye'nin burada oynadığı rol, özellikle tahıl koridoru konusundaki rolü Birleşmiş Milletler'le birlikte başka bir ülke üstlenemezdi. Birleşmiş Milletler'in de burada masada yer almaları o kadar kolay değildi. Rusya da sürekli bunu zaten sorguluyordu. Bu bence Türkiye'nin önemli bir katkısı oldu burada. Tabii ki bu tür anlaşmalar hakkında konuşulduğunda karşılıklı olarak tabii ki Rusya Başkanı'yla da konuşulacak. Onun da bunu kabul etmesi gerekiyor. Fakat görüntülerin gücünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu savaş sadece blokajlarla ve silahlarla değil, görüntülerle ve propaganda ve sosyal medyada da bu savaş sürdürülüyor. Bu belki kişisel bir görüş. Bence bu sembolleri küçümsememeyiz. Bunu söylemek istemiştim ben. Çok teşekkür ediyorum sorunuza. Ama o soruya geçmeden önce bir iki konuda Sayın Baerbock'un yaptığı yorumlar konusunda ben de düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce Suriye'de Türkiye olarak biz DAEŞ, PKK, YPG tüm terör örgütlerine karşı mücadele verdik, şehitler verdik. Ve bugün terör örgütü PKK, YPG Türkiye'ye tehdit oluşturuyor ve son 2 yılda 25 askerimiz şehit oldu. Çok sayıda Suriyeli sivil öldü ve yine vatandaşlarımız şehit oldu, sivil vatandaşlarımız. Biz müttefiklerimizden şunu bekleriz. Türkiye her şeyden önce bu askeri bir çatışma değil. Askeri çatışma ülkeler arasında, ordular arasında olur. Teröre karşı bir operasyondur, terörle mücadeledir. Biz müttefiklerimizden Türkiye'nin terör kaygılarını anlıyoruz derken sadece sözde değil, Türkiye'nin bu haklı uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı mücadelesine de destek vermesini bekleriz. Bunun DAEŞ'te falan hiçbir ilgisi yok. Yani DAEŞ'te mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz, DAEŞ'te mücadele edersiniz ve temizlersiniz DAEŞ'i oralardan, yabancı terörist savaşçılarla mücadele dahil. YPG, PKK, DAEŞ'te falan mücadele etmiyor. Onların Afganistan'a uçaklarla nasıl gönderildiğini siz de biliyorsunuz. Çünkü Afganistan'da da beraberdik. Diğer taraftan yani uluslararası hukuk çok önemli. Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek ülke sınırları gerekse Avrupa Birliği sınırlarını korurken de uluslararası hukuka riayet etmek lazım. Yani Yunanistan'ın geri itmelerini, insanları kıyafetlerini üzerinden çıkartıp kışın ortasında ölüme terk etmeleri sınırlarını, Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumak anlamına gelmez. Ve bundan dolayı da Yunanistan'ın bu ihlallerine göz yummak uluslararası hukukla da çelişiyor. İnsani de değil. Bunu da söylemek isterim. Gelelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına. Doğru, Avrupa İnsan Hakları ve Avrupa Konseyi, ben de parlamenter meclisinin 2 sene başkanlığını yaptım. Ortak değerleri var, savunduğumuz değerler var. Ama sorunsuz bir ülkede yok. Ben şimdi Sayın Baerbock'un elbette Kavala davası hakkında yorumları kendi yorumlarıdır. Herkes düşüncesini söyleyebilir. Ama Sayın Baerbock şimdi Yunanistan'dan geldi. Çıkıp da yine basının önünde 14 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hatırlatsaydı daha çok saygı duyardım. Çünkü 14 senedir orada yaşayan Türk azınlığın hakları hakkında kararlar uygulanmıyor. Fransa'da İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Aynı şekilde bu
2011'den bu yana 11 yıldır uygulanmıyor. Ve bu işkenceyle ilgili bir şey. Gelelim Norveç'e, yine AB üyesi değil ama bir Avrupa Konseyi üyesi. Çocuklara ilişkin sosyal haklarla ilgili, hep çocukların hakları, kadınların hakları, hepimiz önem veriyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Almanya'ya gelelim. Şimdi Almanya'da biliyorsunuz Werner Almanya davası var. İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. Bu karar neyle ilgili? Hapishanede insanlık dışı davranışlar ve işkence. Hangi yılda bu mahkeme karar aldı? 2016 yılında. Yani kaç yıl önce? 6 yıl önce. Sayın Baerbock, benim ülkem Almanya'da İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor 6 yıldır dese, kendilerinin görüşlerine daha fazla saygı duyarım. Peki tüm bu mahkeme kararları diğer ülkelerde, diğer üye ülkelerde de var. Bunlar uygulamazken niye bir tek kişi, elbette İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bu Osman Kavala için de geçerlidir, A ismi, B ismi için de geçerlidir. Ve mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye olarak aldığı serbest bırakma kararını uygulamıştır. Ama başka suçlardan dolayı tutukluluğu devam etmiştir. Nitekim o farklı suçlamalardan dolayı da bir ceza almıştır. Şimdi bu içeride de sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi değil, Anayasa Mahkemesi dahil iç hukuk yolu içinde, hiyerarşi içinde tüm mahkemelere başvurabilir ve mahkemelerin kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Buna itiraz olan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'de iç hukuk yolu tüketilmeden bir karar alıyorsa, özellikle de bunu İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettiği için Türkiye diye bir atmosfer oluşuyor çerçevesinde yapıyorlarsa, o zaman bu siyasi bir karar olur birincisi. İkincisi, bu kadar karar uygulanmazken, Yunanistan'dan da geldiniz, bunları Yunanistan'a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz. Ve de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılarında oylamalar olurken de tüm ülkeleri arayıp, hatta bazı ülkeler sizin onları tehdit ettiğinizi de söyledi. Niye Almanya tek başına bu işin peşine düşüyor da tüm ülkeleri de tek tek arıyor, Türkiye'nin oradan atılması için çaba sarf ediyor? İşte başka mahkeme kararları da var. Hepsini, örneklerini verdim, daha çok verebilirim. O nedenle bu konularda çifte standarda düşmeden ve ikiyüzlülük yapmadan oturup konuşup ne olduğunu ve hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini de biz Türkiye olarak konuşmaya hazırız. Şimdi sorduğunuz soruya gelecek olursak, yani buna verilecek aslında basit bir soru var ama tabii her şeyi diplomatik nezaket içinde cevaplamamız gerekiyor. Ben bu Tahran'daki buluşma ile ilgili işin doğrusu açıklamayı yadırgadığımı da kendilerine söyledim. Şunu beklerdik. Türkiye'nin burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesinden sonra tahıl ihracatının önündeki engelin kaldırıldığı vurgusu yapılmasını beklerdim. Çünkü görüşmeden, diyalog olmadan nasıl bu işleri halledeceksiniz? Bugün herkesin gözü Türkiye'de, tahıl konusunda da, ateşkes konusunda da Türkiye'den ciddi umutlar var ama biz hiçbir zaman çıkıp da tek başımıza biz bu işi çözeriz iddiasında bulunmadık. Samimi çaba sarf ediyoruz. Biz hem Putin'le, hem Zelenski'yle, hem Ukrayna'yla, hem Rusya'yla diyalog içinde olmasak bu çabalarımızı nasıl sürdüreceğiz? Bu dengeyi nasıl koruyacağız? Ve bunları, liderleri de bir araya getirme konusunda çabalarımızı nasıl sürdüreceğiz? Bizim bu diyalogumuz insanlığın hayrınadır. İkili ilişkiler için de önemlidir. Bölgesel konular için de önemlidir. Sonuçta Astana formatında bir araya gelmemizin de Suriye bakımından faydası var. Bugün Suriye'de hangi süreç var? Uluslararası Suriye Destek Grubu toplanabiliyor mu? Hayır. Fikirdaş ülkeler toplantısı mekanizması ne oldu? Yok. Yani bunların hepsini, bunlar hakkında sizlere bilgi de verebilirim, yazılı bilgiler de gönderebilirim. Ama sizin kayıtlarınızda var. Almanya'da her zaman aktif olarak katıldı bunları. Size gönderebiliriz.
Ama Astana formatı sayesinde bugün Anayasa Komitesi toplantılarından bahsedebiliyoruz. BM'de herhangi bir tek başına işleyen bir süreç yok. Bizim sayemizde bu süreçler işliyor. Yani Suriye'yi de unutmamak lazım. Orada da bir iç savaş var. Orada da 11 yıldır insanlar ölüyor. Sizler de göçmenler konusunda hassasiyetinizi söylediniz. Teşekkür ediyoruz. Ama bu formatlarda bir araya gelmemizin bölgemiz için önemli olduğunu kabullenmek lazım. Yani oradaki bir fotoğrafa takılıp da bunu bir sınama gibi değerlendirmek işin doğrusu doğru değil. En diplomatik tabirle söylüyorum. Yani bu ülkelerin kendi arasındaki görüşmeler hakkında bu şekilde yadırgamak ya da yorum yapmak da tabii ki fikir özgürlüğüdür. Ama diplomasinin de belli nezaket kuralları vardır. Dolayısıyla her ülke, her lider birbiriyle görüşebilir. Başkasından da icazet almak zorunda değildir. Vielen Dank, Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. BPA'dan Sayın Bakan Baerbock, Kuzey Suriye konusuna çok açık değindiniz. 2019'dan sonraki operasyonlarda Almanya savunma sanayi, savunma ürünleri ithalatına, Türkiye ihracatını durdurdu ve Suriye'de kullanabilecek silahların ihracatın durdurulmasına karar verildi. Bu ihracat durdurulması devam edecek mi ve başka yaptırımlar olabilir mi yeni bir operasyon olursa Kuzey Suriye'de? Diğer konu ise denizaltılarının inşası konusundaki işbirliğinde bir gelişme olacak mı? Sayın Baerbock bu sabah Atina'da adalar konusundaki Ege'deki adalar konusunda Yunanistan'ın tarafında yer aldı. Bu konuda ortakların bir arada olmalarını anlayışla mı karşılıyorsunuz yoksa bunu nasıl karşılıyorsunuz? Bir de sondajlar konusunda şunu sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde sondajlarda yine tartışmalı bölgelerde sondaj olacak mı? Şimdi bana yöneltilen soruyu yanıtlamak istiyorum. İhracat konusunda, savunma ürünleri ihracatı konusunda tabii ki daha önce sözleşmelerle temellerini oluşturduğumuz ilkelere uymak zorundayız. Üçüncü ülkeler konusunda da bazı kısıtlamalar var. Bizim için tabii ki yurt içinde de bazı ilkeler söz konusu. Yani diğer partnerler içinde de bazı ilkeler var. Fakat meslektaşım tarafından cevaplanacak konu yani deniz yasası konusunda bazı konularda evet farklı yorumlarımız var. Geçtiğimiz önceki Alman hükümetinin kararı şu şekildeydi. Silahların insan haklarının ihlal edilmesi yönünde kullanılabileceği konusunda bazı tedbirler almıştı önceki hükümet. Bugün ele aldığımız konular konusunda da biraz önce de uluslararası hukuk konusunda farklı görüşlere sahip olduğumuz hususları ele aldık. Benim için de bu aylarda uluslararası açıdan şunu söylüyoruz. Uluslararası hukuku savunuyoruz ve her yerde savunmak zorundayız. Bu nedenle biraz önce Kuzey Suriye ile ilgili açıklamalarım da oldu. Şimdi burada tabii uluslararası hukuk konusuna fazla belki uzatmamam gerekiyor. Fakat Cenevre Konvansiyonu'nda burada sadece
devletler arasında değil, devletler dışı aktörler de söz konusu. Ve burada insani uluslararası hukuka da uyulması gerekir. Ve burada orantılılık ilkesi son derece önemli. Kendini savunma açısından da sivillerin korunması önemli. Zaten Cenevre Konvansiyonu bunun için oluşturulmuştu. Evet, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sivillerin, insanların korunması önemli. Ege'deki göçmenlerin hayatları da son derece önemli. Adalar konusunda siz zaten yorumu yaptınız. Yani Almanya'nın taraflı davrandığını Sayın Baerbock'un bugün söylediniz. Almanya'nın Yunanistan'ın yanında yer aldı dediniz. Oysa itilaflı konularda yani propagandalara inanıp da taraf tutmak doğru bir şey değil. Almanya'dan bizim beklentimiz bu değil. Biz Almanya'yı her zaman takdir ettik. Dürüst araburculuk yapıyor diye. Sonuçta bizim Yunanistan'la Ege'de ve Akdeniz'de ihtilaflarımız var. Ama biz Türkiye olarak bunların barışçıl yönde çözülmesi için eskadıyla istikşafi, şimdi istişari diyoruz. Görüşmeleri Yunanistan'la da başlattık. En son Mart ayında da Sayın Cumhurbaşkanımız lütfetti. Sayın Başbakan Mitsotakis'i Ankara'da, İstanbul'da burada bir öğle yemeğinde ağırladı ve güzel bir görüşme oldu. Ama Yunanistan ondan sonra da kara propagandasını Türkiye'ye aleyhine lobi yapıyor. Ama bunu yaparken de uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyor maalesef. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapmıyorsa bu propagandaya inanmamak lazım. Bizim Birleşmiş Milletler'e yazdığımız mektup gayet açık, sarih. Şimdi uluslararası hukuk neyden oluşur? Uluslararası mahkemelerin kararları vardır, içtihatlar vardır. Aynı şekilde sözleşmeler vardır, ülkelerin tarafı olduğu ve de uluslararası anlaşmalar vardır. Şimdi bu adalar Yunanistan'a 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşması'yla, Barış Anlaşması'yla verildi. Ama bazı adalar için bir şart konuldu. Yunanistan bunları silahlandıramaz. Ama Yunanistan bu anlaşmaları ihlal ediyor ve silahlandırıyor. Şimdi uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan'a da Avrupa Birliği üyesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru bir şey değil ki. Bizim mektubumuzda bunu anlatıyoruz. Birleşmiş Milletler'e mektup yazdık biz. Yunanistan ihlal ediyor. Anlaşmalar bunlardır. Yunanistan'ın verdiği cevap hukuk çerçevesinde değil. İşte Türkiye bizim egemenliğimizi tehdit ediyor, propaganda yapıyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde cevap veremiyor. Çünkü suçlu. Burada haksızsa siz de ona Yunanistan'a haksızsınız diyebilmelisiniz. Ama bunu diyemiyorsunuz işte. Sorun burada. Avrupa Birliği üyesi olmak, her türlü hakka sahip olmak. Uluslararası hukukun ihlali, insan haklarının ihlali ve her türlü hatada, istismarda kol kırılır, yen içinde kalır diye bizde bir söz var. Bizim Avrupa Birliği içinde kalır. Ne olursa olsun biz bunu destekleyiz. Böyle olmaz. Şimdi bu tür anlaşmazlıklarda Avrupa Birliği olarak, gerekse Avrupa'nın önemli ülkeleri Almanya olarak biz bu konuların çözümünde neler yapabiliriz? Sayın Merkel bunu yapıyordu. İşin doğrusu o dönemde Almanya dürüst bir arabulucuydu. Dengeliydi. Almanya'nın politikaları dengeliydi. Kusura bakmayın bunları söylüyorum. Ama öyleydi. Biz de saygı duyuyorduk. Bizim tarafımızı tutun demiyoruz ki. Aramızda bir fark var. Biz üçüncü taraflara dengeli olun, adaletli olun diyoruz. Yunanistan ise ne kadar haksız olursam olayım benim tarafımı tutun diyor. Ve maalesef bu konuda da başarılı oluyor. Avrupa Birliği ülkeleri böyle. Yani Almanya'nın burada dengeli, güvenilir bir tutumu vardı. Biz Almanya'nın bu tutumunun devam etmesini istiyoruz. Bizim beklentimiz bu. Yani bir ülkenin haksız olduğu halde onun yanında olmak doğru bir yaklaşım olmaz. Teşekkür ediyorum. İclal Turan, Anadolu Ajansı. Benim sorum öncelikle Sayın Alman Bakan Baerbock'a olacak. Fakat Sayın Çavuşoğlu, siz az önce değindiniz bu konuya ama yine de bu konuda eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumunuzu almak isterim. Sayın Bakan, buraya Yunanistan'dan geldiniz ve özellikle oradaki basın toplantısında da Ege'deki geri itmeler konusu gündeme gelmişti.
Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Olaf'ın Frontex ve Yunanistan hakkında son raporu Der Spiegel dergisi tarafından yayınlandı ve bu raporda Frontex'in bu hukuksuz geri itmelerden haberdar olduğu ancak bunu sakladığı ortaya çıktı. Yine 7 Temmuz'da AİM Yunanistan'ı geri itmeler nedeniyle mahkum etmişti. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Çünkü uluslararası hukuktan ve insan haklarından çok sık bahsediyorsunuz. Neden Yunanistan'ın bu hukuk dışı uygulamalarına göz yumuyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Ayrıca Yunanistan'da bu konu gündeme geldi mi görüşmelerinizde? Teşekkür ederim. Umuyorum ki karşılıklı görüşümüzde belki çeviride bir eksik olabilir mi? Burada bir farklı görüşlülerdeysek bu bir propaganda değil. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz. Sizin sorunuzla ilgili şunu sormak istiyorum. Basın toplantısıyla ilgili. Kendi ülkemizde ya da Avrupa Birliği'nde en büyük ülkesi olarak Almanya'da yani ben kendi ülkemin sınırlarıyla birliğin sınırlarıyla da ilgileniyor muyum ve Yunanistan'da da bu konuya açıkça değindim ve basın toplantısında ve bazı raporlar daha önce de yayınlanmıştı burada yasa dışı geri itmelerin olduğu ortaya çıktı. Tabii böyle dediğiniz gibi Avrupa'nın bir dış sınırı var. Her ülkenin yaptığı gibi Avrupa Birliği'nin de dış sınırlarını koruması gerekir. Yani bir Frontex gibi veya Yunan sınır güçleri gibi tabii ki bunların bu sınırı güvence altına almaları gerekir. İnsan hakları ihlal edildiği durumlarda da bunların açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunu Berlin'de söyledim, Atina'da söyledim ve şimdi de söylüyorum. Ve kimse bunu gurur meselesi yapmamalı. Çünkü burada bir hakların ihlal edilmesi söz konusu olduysa bu açıkça ifade edilmeli. Yunanistan'da olsa, Avrupa Birliği sınırları da olsa, Türkiye'nin sınırları da olsa, ortak bir insan hakları konvansiyonumuz var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Burada bunların kararlarını önemsiyoruz ve biz de bu kararları uyguluyoruz. Tabii ki bazı ülkelerin bunları uygulamaları gecikiyor. Bazıları 10 yıl önce şunu yapmadı, 10 yıl önceki kararı yapmadı. Fakat burada hepimizin çıkarına şu ki Avrupa'nın dış sınırlarında da ve bu Avrupa değerlerini savunmalıyız. Gözlerimizi kapatırsak Avrupa'nın değerleri Akdeniz'de boğulur. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tercüme konusunda bir eksiklik hata varsa onu düzeltmek isterim. Ben Sayın Baerbock'un propaganda yaptığını söylemedim ama Yunanistan'ın propagandasının doğru olduğunu kabul ederek dengesiz politika izlememek gerektiğini söyledim. Yani dengeyi bozmamak gerektiğini. Propagandayı yapan Yunanistan. Yunanistan bu konuda çok başarılı. En haksız olduğu durumda bile mağdur edebiyatını çok iyi yapar. Ağlamayı çok iyi becerir ve de bu propagandayı iyi yapar. Bu konuda her iki tarafın da dinlenmesi gerekiyor. Ve o çerçevede gerek kurumlar olsun, uluslararası örgütler olsun, gerekse ülkeler olsun dengeli ve adil davranması gerekiyor. Yoksa zat-ı halinizin herhangi bir propaganda yaptığını söylemedim. O da doğru bir şey olmaz zaten. Bu geri itmeler konusunda tabii biraz önce düşüncelerimi söyledim. Tekrara gerek yok. Yani Yunanistan'ın yaptığı kabul edilir değil. Yani botların şişlenmesi,
insanların soğukta kıyafetlerinin de üzerinden çıkartılarak ölüme terk edilmesi ki 19 göçmen bu sene sınırda öldü. Frontex de maalesef denizdeki bu geritmeler ve ihlallere ortak oldu. Zaten Avrupa Birliği'nin kurumları gerek parlamento gerekse Olaf sizin de söylediğiniz gibi bunları tespit etti. Umarım bu konularda samimi soruşturmalar olur. Evet, ya göçmen sorunu konusu bir sorundur, uluslararası bir sorundur. Artarak devam edeceğini de görüyoruz değişik sebeplerden dolayı. Evet, bunun uluslararası hukuk çerçevesinde bu konunun ciddiye bir şekilde ele alınması gerekiyor. Ama insan haklarına riayet ederek bunları yapmamız lazım. Dimitra Kiranoudi from Deutsche Welle. Erste Frage an Herr Cavusoglu. Russland hat Interesse für Bayraktar-Drohnen geäußert. Würden Sie das akzeptabel finden, wenn eine Russia Bayraktar dronlarıyla ilgilendiğini söylediniz. Sizin Sayın Baerbock'a Sayın Baerbock Rusya'nın bir NATO üyesi ülke tarafı tarafından silah verilmesini olumlu karşılar mısınız? Federal hükümet Osman Kavala'nın ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için neler, ne tür önlemler alıyor? Çok teşekkür ediyorum. Yani sizin söylediğiniz bizim Türkiye olarak resmi bir açıklamamız değil. Böyle bir şey söylemedik. Yani bize söylediniz diyorsunuz. Bu basında yer alan bir iddiadır. Herhangi böyle bir şu anda görüşme ya da bir teklif, bir çaba da yoktur. Dolayısıyla basında çıkan haberler üzerine yorum yapmak da doğru değil gerçekten. Geçmişte biz Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini aldık. Çünkü müttefiklerimizden en ihtiyacı olduğumuz dönemde bir savunma sistemi alamadık. Ve en çok ihtiyacımız olduğu dönemde Suriye sınırlarında da birçok müttefikimiz Almanya dahil Patriot sistemlerini ülkemizden çektiler. O sebeple onları suçlamıyoruz. Bir tek İspanya Patriot sistemini Türkiye'de tuttu. Birkaç yıl öncesine kadar İtalya'da Samtil sistemini tuttu. Yani biz mecbur kaldık. Rusya'dan S-400 sistemi aldık. Ona da itiraz ediyorlar. Bu dolayısıyla iki ülkenin elbette iki ülke arasındaki egemen haklarla ilgili bir konu ama ben gerekçesini de açıklıyorum. Bunu Amerika'ya da söylüyoruz, herkese söylüyoruz. Ama şu anda Rusya ile herhangi bir drone konusu söz konusu değil. Kaldı ki bu bahsettiğiniz drone'u Türkiye Cumhuriyeti Devleti üretmiyor. Bir özel şirketimiz başarılı bir şekilde üretiyor. Tüm dünyada şu anda Bayraktar İHA'ları ve SİHA'ları şimdi Akıncı da biliyorsunuz çıktı. Biliniyor, isteniyor. Sonuçta yani devletler arasında böyle bir görüşme yok. Şirketten de bize gelen böyle bir şey yok. Çünkü şirkete bir teklif geldiği zaman görüş için şirket bize soruyor. Biz de kendilerine görüşlerimizi söylüyoruz. Teşekkürler. Sayın Bakan şunu açıkladı aslında. Böyle bir soruya ancak şu söyleyebilirim. Yani aslında sorunuzun ikinci kısmını tekrarlar mısınız? Bana yönelttiğiniz mikrofon soru. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Zannediyorum ki yeterince açıkladım tutumumuzu. Somut durumlara da değindim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve İnsan Hakları Konvansiyonu ile ilgili ekleyecek bir şey yok diye düşünüyorum. Yeterince detaylı cevap değindim bu konuya. Thank you. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock'la düzenlediği basın toplantısından öne çıkan başlıklar oldu. Onları şimdi değerlendireceğiz. Tabii pek çok konu masadaydı. Hem Yunanistan'la Türkiye arasındaki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler gibi pek çok başlık vardı değerli izleyenler.